Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertitki haberlerine huzurunlağı sunuşturuşumuz. Kınamızda dıktanlar ekranımız bolsun. Kongo'da 5 Xitay purası tutkun kılındı. Afrika Kongo Demokratik Cumhuriyeti bayanatçısının aşkarlılışça bir türküm Xitay puraları korallık ucumgu uçurgan bulup, Kongo'da turuşluk Xitay baş elçihanesi mezkur Xitay puralarının tutkun kılınganlıqını delilleyen. Germaniya avazının haberde bildirilişçe Kongo emeldari ve herbi bayanatçısı yakşembe günü Reuters agentliği muhbiriga birbirlik korallık kişiler Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin şarkı canubi kan rayonu'nı yıkıncayda bir sakçını öldürüp 5 Xitay purasını tutkun kılganlıqını bildirgen. Xitay'nın Kongo'daki baş elçihanesi mi bunu delilleyen. Ve kadınken Xitay elçihanesi Xitay puralarını rayonundan baldırrak çekinişke çakırgan. Reuters agentliğinin körüstüşçe Xitay'nı tutkun kılgan korallık kişilerinin kim işkerliği teki iniklanmağın olup, ama Xitay'nın kançılık şirketleri bilen rayondaki yerlik hükümetlerinin münasibeti yirikken. Dairler bazı Xitay şirketlerinin icazetsiz halde kanunsuz ticaret kıladığallıqını oturgu koygan. Yerlik herbi emeldarlarının bildirişçe şücay vaxtı etigen saat işki etrafıda Xitay puraları Cenubi Kivu'nun Fiz naisi Mukera yesida korallık kişilerinin hücumu uçurgan. Hücumu uçurgan Xitaylar cemi 14 nöper bulup, onlarının içindeki 5 nöperi korallıklar tarafından ilip getilgen. Nüvete onlarının izdiriki bulmağın bulup, kalgan 9 Xitay bihater tarqaqlaştırılgan. Reuters agentliğinin haberine karganda bu yıl 8. ayda Cenubi Kivu ülkelik hükümet Xitay meblağ salgan 6 şirketinin ticaretini vaxtınca toxtatgan ve barlıq yerlik ve çetelli hizmetçilerini bu yaydan ayrılışkı buyurgan. Yerlik taratqularının haberine karganda Xitay şirketi ticaretini derhal toxtatmağanlıqtın bazı rayonlarda yerlik halıq bununla karşı namayış kılgan. Xitay akhbarat ilan kılış yığını içip cinayetiden tenişkı uğrundi. Atalmış Uyghur Abdum rayonu 20. noyabr Ürümçide atalmış emgek ve işkı uğrunlaştırış temesinde mahsus akhbarat ilan kılış yığını içip, Şarkı Türkistan'da icra kılvatkan mecburi emgek siyasi ve irki kırgınçılık cinayetiden tenişkı uğrungan. Xitay Tingshun Doğru'nun haberde bildirilişçe Xitay dairleri Ürümçide mahsus akhbarat ilan kılış yığını içip, Şarkı Türkistan halkı üstüdün yürgüzvatkan bastırış, kırgın kılış, mecburi emgeki seliş katarlı kılmışlarını inkar kılışkı uğrungan. Halkara cemiyeti künsürü cinayetlere aşkı ağırlamatkan Xitay rejimi nöbette bir kısım hükümet ve hükümetsiz teşkilatlarının iktisadi imbargo kuyuşuğu duş gelmekte. Xitay dairleri halkara cemiyet tarafından kilivatkan bu besim tübeyli mahsus adem küşü teşkillep, İlin ayran hem de yalgancılık adetini işgı selip, her günü birkaç kıtım Beijing bilen Ürümçide akhbarat ilan kılış yığını içişi başıldı. Ve Uyghurlarını bivasız sin arkalık yalgan güvahlık birleşke mecburlap, öz cinayetlerden tenişki uğrunmaqta. Xitay 20. noyabr teşkilligen atalmış emgek ve işgı uğrunlaştırış namlıq akhbarat ilan kılış yığınıga, Şarkı Türkistan'ın Kaşgar'dan Nuraminem Ekber bilen onun yoldışı Rahman Rozi, Amanisa Ahad, Xoten'den Aynur İmin Qatarlıq kişilerini tor arqılıq katlaştırıp, onlarını yalgan sözleşke mecburluğan. Mezkur atalmış güvahçılar Xitay dairleri uğrunlaştırığını boyunca hemmege malum bulup ketken qeyliplaşkan cümlelerini tekrarlap, özlerinin erkin işgı uğruluş hakkının barlıqını ilgiri sürüp yalgan güvahlıq bergen. Küzetkücüler Xitay'nın her günü digüdek bütün küçü bilen bu xil sahtı meydan hazırlaş ve dünyanı bunun bilen aldayman deb ham xiyal kılışının tolumu külgülük ikenlikini, bugün dünyada Xitay'nın bu xildeki sepsetilerge işindigan hiç kandak bir kişinin tepişinin tolumu qiyin ikenlikini, Xitay'nın bu xildeki ahmaqanı işlerge küçeşinin ornuğa kılıvatkan cinayetlerden vazgeçişi gerektikini bildirişmekte. Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği sunulan Dokulat İslam Hemkarlık Teşkilatı'nı yetküzüldü. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayi kılmışları hakkında tayarlıgan Dokulat, Malayşiya Taşkı İşler Ministerliği'nin Afganistan Alahide Vekili, Malayşiyalık Akademik ve Meripet Teşkilatı Vadağ'ın reisi, İslam Hemkarlık Teşkilatı Komitet reisi Profesör Ahmet Azzam Abdurrahman Arqılıq, Dünya İslam Hemkarlık Teşkilatı Alahide Elçisi'ni yetküzüldü. Profesör Ahmet Azzam 22 noyabr Dünya İslam Hemkarlık Teşkilatı Alahide Elçisi Doktor Dodik Ariyanto bilen körüşüp, Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayi kılmışları hakkında tayarlıgan dokulatını yetküzgen.
Dokulat Teşkilatlar Birliği Azası Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Kültüş Cemiyeti tarafından tayyarlanğan bolup, Dokulatı Xitayının Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irqi qırğın qilish, İslam'nın muqaddes orını bolğan mescitlerini çekiş, Müslümanlarını dindin yenişki mecburlaş qatarlıq insaniyetke karşı cinayetleri yazılgan. Dokulatın ahırda İslam Hemkarlık Teşkilatı'dan Birma hükümetinin Birmedeki Müslümanlara karşı icra kılgan irqi qırğınçılık cinayetinin Xalqara Adalet Sotu'da sotlanışı'a başçılık kılgın edek, Xitayning Sharqi Turkistonda ijro qilinayotgan irqiy qirg'in qilish jinoyati sababli Xitoyningmi adolat sudiga topshirib berish talab qilingan. Professor Ahmad Azam Abdurahman boshchiligidagi mazkur hay'at 30-dekabr xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlar birligini ziyorat qilgan edi va hamkorlik asosida Sharqi Turkiston da'vosi uchun qilishga tegishli ishlar haqida muzokara va fikr birligi hosil qilingan edi. Xitay Afganistan'a Şarkı Türkistan'dan insanperverlik yardımı yolladı. Xitay Afganistan'a kış pesilden ilgiri 1000 tonlu insanperverlik yardımı yolladı. Xitay'nın Xinhua agentliğinin haberine asaslanğanda 50 konteyner kiyim keçek, yemeklik ve ihtiyaclık buyumlar kaçılanğan yük poyizi vatanımız Şarkı Türkistan'dan yolu çıkan. Yük poyizinin 12 günde Afganistan'a yetip berişi mülkerlenmekte. Xitay bu yıl avgust ayında Amerika'nın çekinişi bilen Taliban Afganistan'ın kontrollüğünü alqınığa alğandan buyan vatanımız Şarkı Türkistan'dan Afganistan'a 3 yük poyezida cemi 2600 tonlu insanperverlik yardımı evetken. Yüzden artık markanın Uyghur mecburi emgikidin payda ilovatkallıqı haqqıda dokulat ilan kalındı. Aldıngı hafta ilan kılınan dokulatta 100'den artık halkaralık markanın yanılı Uyghur mecburi emgekige münasebetlik paxta mahsulatlarını satıdığallıkı otturuğu koyulgan. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe paxta yüyüş Şinjan paxtısının halkara temelli sancırıda kandak köylengisi partiyemesinde bir parça dokulat ilan kılınan bulup, dokulatı baykılışça Şarkı Türkistan'ın paxtısını işiltidigan Xitay'nın 5 çoğun yip ve rehbilen temelli gücü soğudigiri yerim tayar mahsulatlarını halkaralık vasitçi şirketlerge eksport kılıdıkken. Bu vasitçi sodigarlar Xitay şirketlerden setip alğan mahsulatlarını Amerika'daki xalqaralıq markalarını özçiga alğan dünyanın her qaysı jaylarga yetkizdiken. Dokulatta biz Şarkı Türkistan paxtasını 100'den artıq xalqaralıq marka bilen tutaştırış mümkinçiliki bolğan təminləş zəncirini sezip çıxdıq deyilgen. Dokulatın asaslıq avtori Angeliya Sheffield Hallam Üniversitesinin kişilik hukuk ve zamanevi qulluq işleri mütəxəssisi Profesör Laura Murphy'nin aşkarlışı Xitay xalqarada setibatkan paxtının təxminən 85% Şarkı Türkistan'da işləyip çıxırıldıkən. Şarkı Türkistan'daki yerlik əməldarlar bu paxtalarını Uyğurlarını məcburi əmgəkki seyliş vasitası bilən yığırıkən. Laura Murphy'nin Amerika Avazı Radyosu'a aşkarlışı Şarkı Türkistan'daki yerlik əməldarlar bəzidə bütün yezikənət əhalisini yerlerini icarəki bilişki məcburlaydıkən. Andın yerlik əməldarlar məzkur kənit əhalisini eşinci əmgəkçilər dəb atab, atalmış əmgək küşlərini yötkəb ışıqı uğurlaşdırış siyasətəgə şəraiti hazırlaydıkən. Məlum buluşca bu yılın başıdə Amerika Uyğurlarının paxtı və pəmidur məhsulatlarını işləyib çıxırışda məcburi əmgəki silinğallıqı səbəblik Şərq Türkistanda işləyib çıxırılğan barlıq paxtı məhsulatlarını import qılışını çəkiligən. Dokulatın avtori ötken 2 yıl jarayanındaki xalqara sodu ve tamojna sallıq malumatlarını tədqiq qilishi arqalıq Xitayning paxta, yip ve rax eksportinin 52%-ının Bengal, Sri Lanka, Vietnam, Filippin, Hong Kong, Hindonoziya, Kambodja, Hindistan, Pakistan, Keniya, Efopiya ve Meksik qatarlıq 53 dövlətdiki vasitçi işləp çıxarğıcı dövlətlərdiki sodigarlarga toşulğanlıqını Mezkur 53 devlet yerim pütken paxta mahsulatlarını 103 danlıq markalıq şirketlerinin paxta kiyim-keçek işləp çıxırışı üçün mahsulat bilen təminləydi qallıqını bayqıqan. Dokulatı nurğulluğun xalqaralıq markalar Uyğur məcburi əmge küçü bilen işləp çıxırılgan mahsulatlarını bilmeyli seti valıdu deyilgən. Laura Murphy dokulatının ahırda məcburi əmgeki çetilgan ixtisatını qollu maslıqı kapalı tıqılış üçün Bu yarışarıdaki danlıq markalar çoğun barlıq təminləş zəncirini xam əşyağıcı ızqoğulab təkşürüşü gerek digən. Murphy Amerika Avazı Radyosu'a mürəkkəb təminləş zəncirleri xam əşyanın keliş mənbəsini yuşuruşu mümkün. Bəzidə təminli güçlər təminləş mənbəsini yuşuruş üçün uxşımıqan mənbədin kəlgən paxtı məhsulatları bilən arlaşdırış tədbirini qollanışı mümkün. Şunu bəzi şirketler hər bir təminli güçü və tarmaq təminli gücünü paal təkşürüb, Bütün küçü bilen Şarkı Türkistan'da işlep çıxırılgan paxta mahsulatlarına çetilip kalmaslıqı kapaletli kılışkı tırışmaqda.
u so'zda yana ba'zi shirkatlarning import qilgan mahsulotlarining nadin kelganligini bilmaydiganligi haqida ko'rsatgan sabablarining asosiy yo'qligini bildirgan. Murphy dokladning oxirida yana agar ta'minlovchi savdogar mahsulotning qayerdan kelganligini aytib berolmasa yoki majburiy amgakka chetilmaganligi haqida qoyil qilarlik isbot bilan ta'minlay olmasa, undaqda bu marka ta'minlovchi bilan bo'lgan munosabatni to'xtatishi kerak deb ta'kidlagan. Tashkilotlar birligi indigenous xalq masalasi haqida bayonot e'lon qildi. Yaqindan buyon muhojiratdagi Sharqiy Turkiston xalqi orasida davomlashayotgan va da'vodagi shaxs va tashkilotlar ayblanayotgan masala bo'lib kelgan indigenous xalq, ya'ni indigenous people huqumini xalqaro sahnalarda Sharqiy Turkiston xalqini ta'riflash uchun ishlatish masalasida Turkiyada faoliyat qilayotgan xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi bugun bayonot e'lon qildi. Tashkilotning bayonotida munolar tilga olindi. Sharq Turkiston xalqi necha ming yillik davlatchilik an'anasiga ega, yaqinqi ming yilda islom e'tiqodi, turk irqi, Turkiston jo'g'rafiyasi va boshqa alohidliklari asosida madaniyatini va qimmat qarashlarini shakllantirgan dunyo millatlari qatoridagi eng madaniyatlik bir xalq. Sharq Turkiston azaldan Sharq Turkistonliklarning zimini. Uyg'ur, qozoq, qirg'iz qatorliq turk qavmlari bu zaminda o'rtaq mustaqil davlatlar qurgan va taraqqiy qildirgan. 1933 yili qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining Islomiyat, Azodiyat, Adolat va Uhuvvatdan iborat 4 ideviy asosi shonli tariximizni va kimligimizni aks ettirgandir. Biz Sharq Turkiston xalqi davlati ishg'ol qilingan mustaqillik uchun yo'lliq da'vosini davomlashtirayotgan, ishg'oliyatga va irqiy qirg'inchilikka qarshi kurash qilayotgan bir xalq. Adaqqi nishonimiz Xitoy ishg'oliyatchi kuchlari tomonidan besivilingan vatanimizni ozod qilib mustaqil bir davlat qurishdir. Mustaqillikni nishon qilgan Sharq Turkiston ko'rishini millat, tuproq va e'tiqod nuqtasidan o'rtaq elib mingish, milliy manfaatni milliy qimmat qarash va milliy iroda asosida bekitish va Sharq Turkiston markazlik siyosat tutish qatorliklar bizning asosiy prinsiplarimizdir. Sharq Turkiston da'vosidagi muhofazakor milliy harakat bo'lib sifatimiz bilan bu prinsiplarimizdan hargiz voz kechmaymiz. Hech qanday bir kuch bilan murassa qilmaymiz. Ashu prinsiplar asosida da'voyimizning g'alaba qozonishiga va mustaqilligimizning ro'yobga chiqadiganligiga ishonamiz. Harakatlarimizda xalqaro vaziyatni yaxshi analiz qilib, davrga mos va o'zligimizga sodiq siyosat va strategiya tutib keldik. Mustaqillik irodamiz, diniy e'tiqodimiz va milliy kimligimizni boshqalarning bahosi bilan o'zgartmadik va hargiz o'zgartmaymiz. Birligimiz yuqorida tilga olingan prinsiplar asosida shakllangan milliy manfaatni ko'zda tutib, Sharq Turkiston xalqining xalqarodagi siyosiy, qonuniy va tarixiy kimligini bekitishda yerlik xalqlar, ya'ni indigenous people degan ufqumda tunishtirilishini aslo qabul qilmaymiz. Buni Sharq Turkiston mustaqillik da'vosiga ziyonliq va shundoqla tarixiy, siyosiy va qonuniy nuqtadan xato va inovatsiz deb qaraymiz. Sharq Turkiston uchun kurash qilayotgan barliq tashkilot va shaxslarning so'z harakatlarida xalqimizning kimligini, tarixiy o'tmishini inkor qiladigan va mustaqillik yo'lini to'sib qo'yadigan har qanday so'z iboralarini ishlatish, kelishish va murassa qilishdan ogohlantiramiz. Shundoqla barliq tashkilot va shaxslarning Sharq Turkiston xalqining milliy irodasiga sodiq harakat qilishini talab qilamiz. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi. Istanbulda Interpol ijroiya hay'ati raisligiga Xitoyning nomzod ko'rsatilishiga qarshi bayonot e'lon qilindi. Xalqaro saqich tashkiloti Interpolning ijroiya hay'ati raisligiga Xitoy jihoy ministrligi xalqaro hamkorlik idorasining muavin boshlig'i Xu Binchanning nomzod ko'rsatilganligiga qarshi 23 noyabr Istanbul Beshiktosh Barbaros maydonida namoyish va axborot e'lon qilish yig'ilishi o'tkazildi. Namoyishni Turkiyada faoliyat qilayotgan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi o'rinlashtirgan bo'lib, namoyishga Istanbulda yashayotgan yuzlarcha Uyg'urlar va xalqaro va Turkiyadagi axborot organlaridan Ixlos xabar agentligi, Ilka xabar agentligi, Rudav xabar agentligi qatorliq ko'plagan axborot organi ishtirok qildi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga vakolatan Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zlash jamiyatining bosh kotibi Nuriddin Izbasar apandi bayonot e'lon qildi. U bayonotida xalqaro saqchi tashkiloti Interpol ijroiya hay'ati raisligiga Xitoy jihoy ministrligi xalqaro hamkorlik idorasi muavin boshlig'i Xu Binchanning nomzod ko'rsatilganligi, Xu Binchanning xalqaro saqchi tashkiloti Interpol ijroiya hay'ati raisligiga saylanishiga barliq Sharq Turkiston xalqining qarshi turganligi,
Xitoyning azaldan mazkur organdan foydalanib Sharq Turkiston xalqini qonunsiz tutqun qilish va qiyinchilik tug'dirib kelganligi, ilgari Xitoyning xalqaro saqich tashkilotidagi o'rnidan foydalanib muhojiratdagi Uyg'urlarga qarshi har xil to'kmatlar bilan qizil ranglik tutish buyrug'i chiqarganligi. Shunga xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi Sharq Turkiston xalqiga vakolatan xalqaro saqich tashkilotiga a'zo davlatlarning tashkilotga Xitoyning saylanishi masalasida hushyor bo'lishini, saqich tashkilotiga Xitoyning saylanishi sababli tashkilotning asli maqsadi bo'lgan insonparvarlik tartibini qalay muqallashtirishga sababchi bo'lib qolishdan ogoh bo'lishga chaqirganligini bildirdi. Bayonot maydonida yana Marokashda tutqun qilingan Uyg'ur yosh Idris Hasanning ayoli Buzaynur xonimni so'z qilib, Yo'ldishining Marokash hukumati tarafidan tutqun qilinganiga necha oy bo'lganligini, ammo uning hech qanday jinoyati yo'qligini, ayni vaqtda Interpolning Xitoyning talabiga asosan Yo'ldishiga qizil ranglik tutish buyrug'i chiqarib berganligini, shunga Interpolning bu masalada mas'uliyati borligini bildirdi. U yana Xitoyning xalqaradagi Interpolga o'xshash tashkilotlardagi ta'sir kuchi orqali muhojiratga Uyg'urlarga tahdid shakllantirganligi, Xitoyning bu harakatini vaqtida to'sish kerakligi haqida chaqiriq qildi. Ma'lum bo'lishicha, Interpol 23 noyabrdan 25 noyabrgacha Turkiyaning Istanbul shahrida yig'in ochib, ijroiya komitetining yangi a'zolarini saylaydi ekan. Buning ichida Xitoy JHI ministrligi xalqaro hamkorlik idorasining muavin mudiri Xubin Chammo nomzodlar qatorida bor bo'lib, qolgan 2 nomzod Singapur va Hindistondan ekan. Bildirilishicha, Interpol ijroiya komiteti 13 ijroiya amaldoridan tarkib topgan bo'lib, ular bosh kotib va bosh kotibat boshqarmasining kundalik xizmatlarini nazorat qilish, xizmat plani va siyosatlarini tuzishga yordam berishga mas'ul ekan. Interpolda 19 sonliq ma'lumot ombori bor bo'lib, ularning biri 1.5 milliondan ortiq xalqaro jinoiy delolarga aloqador arxiv materialni o'z ichiga oldi ekan. Xitoy JHI ministrligining uchuriga asoslanganda, Xitoy har yili Interpol yo'li orqali taxminan 3000 qitim yordamlashib tekshirish delosini amatadi ekan. Egilnishcha xalqaro jinoyatlar saqich tashkilotining bu yilgi umumiy kengash yig'iniga ministr, muavin ministr, maslahatchi xalqaroliq tashkilotlarining vakili darajalik bo'lib, jami 160 dan ortiq davlatdan vakil qatnashmoqda ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.